Anne olmak için onlarca engeli aştılar. Pes etmek üzereyken her seferinde yeniden başladılar. Hayalleri gerçekleşen 41 kadın annelik duygusunu tattı. Yaşadıkları zorlu süreçte kitap oldu. Dünyaya bir kere daha geldiğimi zannettim. 12 sene beklemişsin. İnanamıyorum ki bu çocuk benim mi değil mi? Sanki bir başka dünyadaymışım. Bu gerçek değilmiş gibi geldi. Hayalleri gerçek oldu. Tüm zorlukları aşarak annelik duygusunu tattılar. Herkes hani çocuklarını kucağına alırken hani biz alamıyorduk. Ağladığım günler de oldu, çevresel faktörler de oldu, eşimle aramızda sorunlar da oldu. İki tane düşüğüm oldu. Tabii kaybedince insan pes ediyor. Esra Öz Yıldırım 35 yaşında. Umudunu kaybettiği anda hayatının en güzel haberini aldı. Şimdi oğlu 1,5 yaşında. Sesini duydum, dünyadaki en güzel ses. Her şeye değdi. Bütün yaşadığım o her şeyi o anda unuttum. Işık Şişman benzer bir sorunla gitti doktora. Tahlil sonuçlarını aldığı anı hala unutamadı. Dizlerim titriyordu yani o tahlil kağıdını açarken, zarfı açarken. Çok kötü bir şey yani. Işık Şişman zor denileni başardı. 5,5 yaşındaki oğlu büyüdü, okullu oldu. 1000 tane daireniz olsun. 100 tane son model arabanız olsun. O kadar sevinç duyamazsınız. Onlarca kadın benzer zorluklarla mücadele etti. Kimi ölümden döndü, kimi tedavi parası için temizliğe gitti. Sahip oldukları ödül her şeye değdi. İlkten bir şaşkınlık oluyor tabii. O kadar senenin verdiği bir heyecan. Zorlu sürecin bitmiş olduğundan dolayı bir hani başarma duygusu vardı. Tüp bebek sayesinde annelik duygusunu yaşayan 41 kadının hikayesi Ben de Anne Olmak İstiyorum adlı kitapta toplandı. Doktor Halit Fırat Erden ve Doktor Murat Belksoy'un kaleme aldığı kitap normal yollarla anne olamayan kadınlara hem yol gösteriyor hem moral veriyor. Özellikle 41 diye seçtik. Nazar değmez inşallah diye. Vazgeçmeyin demek, pes etmeyin demek. Gayretleriniz işe yarayabilir. Hayatınıza bir ışık, mutluluk, rahatlığa girebilir demek.